İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, kentin değerlerine sahip çıkılmadığını öne sürdü. Yücel, Kayseri'de neden pastırma festivali düzenlenmediğini sordu. Bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi 2021 yılının faaliyet raporunun onaylanmasıydı. Tabii ki muhalefet partileri burada gruplar adına belediye başkanının faaliyet raporları üzerinde bir yıllık görüşlerini beyan edecekler. Biz İyi Parti olarak genelde bizim önümüze konmuş kitapçığın içerisindeki rakamlara takılmayalım dedik. O rakamlar iki iki daha dört yapar. Dört yapmazsa dört küsür yapar gibi sonuçlar çıkacaktır. Biz sosyalliği anlattık. Biz burada festival eksikliklerini anlattık. Biz burada üretimsizliği anlattık. Biz Toplumun cinayetlerini, kadın cinayetlerini, çocuklara olan baskıyı bunları anlatmaya çalıştık. Biz bölgemizin ürettiği konuların bir Türkiye'de Adana'daki festivaller gibi Türkiye'ye anlatılmasını anlattık. Biz bölgede en azından ticari anlamda bir organik organize sanayi projemiz vardı. 2018 yılında bağıra bağıra anlattığımız ama kısmet olmadı biz belediye başkanlığı koltuğunu alamadık. Ama bunun kendiler tarafından da yapılabileceğini ipuçlarıyla ve detaylarıyla anlattık. Sonuçta biz bugün 2021 yılı e, belediyesinin faaliyet raporları üzerinde görüşlerimizi beyan etme fırsatını ortaya koyduk. Diğer maddeler üzerinde zaten çok önemli maddeler yoktu. Ama manidar bir madde vardı. Yeşilisar bölgesinde hayvancılık organize sanayi diye alınmış bir bölgenin ticarete dönüştürülmesi GES projesine dönüştürülmesine şiddetle karşı çıktık. Neden? Hayvancılıkta çok geri kalmış bir Türkiye'den, Kayseri'den bahsederken hala hala hazır elimizdeki hayvancılıkla ilgili alanın ticarete ve GES'e dönüştürülüyor olması da İYİ Parti ailesini rahatsız ederdi. Kayseri halkını da tedirgin ederdi. Bir de örnekleme olurdu. Buna karşı çıktık. Bunun haricinde çok önemli gündem maddeleri yoktu. Ee, şimdiden biz de halkımızın Ramazan bayramını tebrik ediyoruz bu vesileyle.